geldiğimden beri 3-4 tane yer değiştirdim. Şu anda bir evim var mı? Yok. Sokakta yaşıyor aslında da ben sokaktan buldum. Berlin'e gelin, özel... Arzu'yu bulun. Sizi gezdirsiniz. Berlin'de özel bakanda olan şey bir de. Arkadaşım Okan Büyük. Bugün konuğumuz Ayşe gibi oldu. Evde programı çıkar gibi. Haydır. Şimdi bu store'dayız. Okan bir yıldan fazla zamandır burada. Değil evet, mi? Bir yıldan fazla oldu. 13 evet. aydır. 13 aydır burada Berlin'de. Şimdi ben de kendisine sorular sormak istiyorum tamamen sizler için. Yani Berlin'i bir de onun ağzından dinleyin diye. Öncelikle ne kadar zamandır Berlin'desin demeyeceğim, 13 aydır buradasın. Berlin nasıl bir şehir? Seviyor musun? Nasıl buluyorsun? Şimdi Berlin nasıl bir şehir? Berlin aslında böyle kolay bir şehir değil. Çok da sevilecek bir şehir gibi değil en başta. Berlin'i şu an ben çok seviyorum ve hani hakikaten burada uzun süre yaşayabileceğimi düşünüyorum. Ama Berlin'e ilk geldiğimde çok sevememiştim. Neden? Çünkü Berlin ilk etapta böyle hani insanın gözüne böyle albenili gelmiyor. O bildiğimiz kafamızdaki klasik Avrupa şehirleri gibi değil. Yani bir tane Old Town olsun etrafında böyle çok güzel yerler olsun. Onun etrafında dolaşalım, güzel çok bulalım gibi değil. Berlin çok büyük, çok merkezi olan. Bir merkezi yani, yok zaten. Aynen öyle. Çok güzel şeyler sunabilmesinin yanında böyle çok böyle göz hoş olmayan yerlerinin de olduğu bir yer. Labirent gibi de biraz bence. Berlin'i sevmek için biraz zamana ihtiyacı var herkesin. Ne kadar zamanı mesela? Bilmiyorum. Benim için bir 4-5 ay sürdü Berlin'i sevmem. Fakat ben bir de kış zamanı geldiğim için çok soğuktu. Bir de dur şeyde bağlamam lazım. Bence Boğa burcu sonuç olarak ve Boğa sabit bir burç. Rutini seviyor hatırlarsanız videolardan. Dolayısıyla da Boğa burcunun alışması bence biraz daha uzun sürüyor. Hani ikizler daha kolay alışıyor. Aynen öyle olabilir. Buna bağlamalıyız. Ben 3-4 ay sonra böyle Berlin'e yavaştan alışmaya başladım. Bir de sen burada zaten okuyorsun değil mi? Evet, okula master yapıyorum. İlk sene master'la vakit geçirdim ama bu sene çok öyle master'la vakit geçirmiyorum. Hani daha bir öyle 3-4 aydır daha kendi istediğim şeyleri yapmaya çalışıyorum. Geziyorsun zaten biraz bayağı. Biraz da geziyorum, biraz da ne yapabileceğime bakıyorum burada. Ama işte dediğim gibi hani Berlin'i en başta sevemiyorsun. Çünkü Berlin böyle kendini yavaş yavaş açan bir şehir, keşfetmen gerekir. Ve hakikaten çok derin bir şehir ve derinden neler çıkacağını tahmin bile edemiyorsun. O yüzden Berlin'de çok uzun süreler yaşanılabilir ve uzun süreler de sıkılmadan burada tek başına bile durabilirsin. Ama derdinin bir güzelliği de burada tek başına hiçbir zaman olmuyorsun. Sana çok kaliteli insanlar sunan bir şehir. Nasıl sunuyor bunları? Üniversiteden mi? Yani yoksa hani orada Berlin, burada insanlarla kolayca tanışabiliyor musun sence? O zaten hani bütün Avrupa'da olduğu gibi burada da çok rahat tanışabilirsin ki diğer taraflardan çok daha rahat bir şehir. İnsanların çok daha birbirine sıcak davrandığı bir şehir. Bir de çok öğrenci de var zaten. Evet yani Berlin nüfus olarak zaten çok yabancı olan ne kaç değil 4 milyon değil mi? 4 milyon civarı olabilir nüfus ama yabancı oranı çok yüksek yani şehir merkezi özellikle çok yüksek. Ama şey şehir merkezi bir tane değil. Değil ama şehir merkezi dedim hani yani insanların göre yoğun olarak yaşadığı yerler daha kırsal alanlardan bahsetmiyorum. Gerçi burası biraz bir süre sonra Brandenburg'a giriyor. Yani dur şeyde kalmıştık yani Berlin'i yavaş yavaş seversiniz ve Berlin'de her şeyin gerçeğini bulabileceğiniz bir şehir. Tamam Berlin bir New York değil, bir Londra değil, bir İstanbul değil ama... Ne açıdan ama gerçek? Şöyle söyleyeyim, hani baktığımda kültürü, sanatı, ne bileyim, gastronomiyi... Ben gastronomi konusunda zayıf ama edebiyatı, sosyalliği, her şey yüzeysel kalmıyor. Mesela ben Barcelona'da yaşarken bir iki sene sonra onun biteceğini hissetmeye başlamıştım. Ama Berlin'de bunu hissetmiyorsun çünkü... Barcelona'da bu arada bir sene kaldı. Bir seneden biraz fazla yaşadım ama onun biteceğini hissediyorsun. Ama burada kesinlikle onu hissetmiyorsun. Yani Berlin'de sürekli keşfettikçe, her sokağa girdikçe, her pasajın kafanı uzattıkça bir şeyler buluyorsun. Burası gibi. Burası gibi aynen. Burası pasajın için, pasajın evet, içinde. Yani göster. Özellikle göremezsin burayı. Bir de kompakt bir şehir değil, sana söylemiştim. Aynen. Bir anda böyle ben bir yere gideyim, her şeyi bulayım öyle bir Old Town'ın içinde güzel sokaklar olsun, bütün mağazalar orada olsun, ne bileyim bütün butikler, kafeler falan. Klasik değil. Öyle Paris, Milano ne bileyim ben şey gibi değil yani. Berlin'de hakikaten çok beklemediğin yerlerde bir şeyler çıkacak karşına. Bir de dün dedi ki poor but sexy bu şehrin mottosuymuş değil mi? Aynen. Neden Berlin... poor but sexy yani fakir ama seksi bir şehir. Bunun anlamı ne demek? Ben seksi diye. Almancam çok iyi değil ama yani. Ama Almanca öğreniyorsun. Nasıl? Almancası ne onun? Almancası şey, aber sexy.
Açıklayalım lütfen şimdi ne demek şey, istiyoruz. Fakir ama seksi. Yani Berlin doğunun yani duvarı yaşamış bir şehir olarak hakikaten gelişmiş olarak çok geride kalmış. Doğu kısmı özellikle Doğu Berlin, Doğu Almanya ile birlikte. Ama bunun yanında duvar yıkılmasıyla beraber birçok kişinin ilgi odağı olunca herkes buraya geldi. Ama buraya gelen insanlar böyle iş yapmaya değil de daha çok böyle kendi sanatlarını, kendi kültürlerini getirmeye çalışmış. Kendi özgür hayatlarını taşımaya çalışmışlar. Böyle olunca çok böyle harika paraların kazanıldığı, inanılmaz zenginliklerin yaşandığı bir şehir değil ama gerçekten dolu dolu hayatların yaşanıldığı bir şehir. Sanatsal olarak da, kültürel olarak da, insanların kendi kişiliklerini yansıtması olarak da çok var olan bir şehir olduğu için yani çok rahat, fakir gibi görünen insanlar çok mutlu bir şekilde yaşayabiliyor burada. Ben mesela bir borsa çalışanıydım. Evet evet. Şu an burada, İşini terk etti, bıraktı. Şu anda burada istifa ettim. Bir part time olarak, bir kahvecide barista olarak çalışıyorum. Nerede diyelim. Nerede Five Elephant değil mi? Sizin numarayı paylaşmış olurum bu blog. Ve ben bu kısıtlı imkanlarla burada çok tatmin olarak yaşayabiliyorum. Yani hiçbir şey eksik hissetmiyorum. Sosyalliğime, gezmeme, seyahat etmeme ya da ne bileyim yaşadığım standarttan rahatsız değilim. Ama başka bir şehirde olsaydın %90 şey yapardın. Bir de Berlin hakikaten ucuz da bir şehir. Yani, ucuz mu diyorsun? Evet, süpermarketleri, Almanya'nın geneli süpermarketler olarak ucuz olmasına rağmen Berlin daha da bir ucuz. Yani Hamburg'a göre çok daha fazla ucuz. Yani burada tereyağı 99 centtir, bira 59 centtir. İşte ekmeğin de birim işte gramı işte 100 gram diyelim. 10 centtir yani. Ama bir kahve 2 euro 60 cent. Nerede içine bağlı yani burada şu ne kadar ödedim mesela? Kahve içtikten. Mesela flat white olduğu için, double shot olduğu için birazcık 3 euro. 3 euro, pahalı. 20 alırlar. Ama bence burada da pahalı. Ama şimdi şöyle, kahvelerde şöyle eğer kahveni gerçekten sorsuna kadar inen bir yerden kahveni içiyorsan yani gerçekten çok iyi tarımla yapılmış insanların abuse edilmediği fair bir maaş verildiği çalışanlarına bir yerde içiyorsan hakikaten fiyatlar artıyor. Yani şey ama çiftliklerden hani direkt alanlar oluyor ya onu çiftlikler iyi çiftliklerden alıp direkt alıp burada çalışanlarına iyi imkanlar sunan, iyi maaşlar veren yerlerden alıyorsan ki burası da onlardan bir tanesi. Five Elephant da öyle bir yer. Yani Five Elephant evet. 15-16 euroydu bu arada şeyi. Bence bayağı pahalı. 250 gramı. Evet. Ama çok iyi kahve. Yani denedim zaten ben. Ama yani bu kahveyi yarı fiyatında içebilirsin Berlin'de ve bu kalitenin çok altında değil yani. Aynı kaliteye yakın içebilirsin ama birazcık Berlin'de ne yapmak istediğine bağlı. Şimdi bak çok önemli bir sorum var. Bence izleyenlerimiz de bunları merak ediyor olabilir. Şöyle bir şey soracağım. Hiç Berlin'e gelmemiş olduklarını düşün. Arkadaşlarımızın mutlaka izleyenlerden vardır çünkü gelmeyenler. Berlin'de böyle 3 hani muhteşem diyebileceğin ve 3 böyle ay yok çok iyi değil diyebileceğin hani 3 ayrı nokta ne olabilir sence? Hani böyle ilk aklına gelen. Mesela şu Berlin'de, anlamda müthiş dediğin şey. Berlin'i şöyle söyleyeyim, son 100 yılın belki de en önemli şehri siyasi olaylarıyla beraber. Yani hani birçok şey yaşamış, son 100 yılın en önemli şehri olma sebebiyle çok önemli bir şey, bir gelişim. İki, Berlin'de herkesin istediği gibi yaşayabildiği ve kimsenin kimseye dönüp böyle nedir diye bakmadığı bir şehir. Çok rahat ediyorlar. Herkesin çok rahat yaşayabildiği şehir. Londra'ya da benziyor. Sen Londra'ya gittin mi hiç? Ben Londra'ya çıktım. Ben Londra gerçekten anlarsın zaten. Hani burası şey anlamında falan da çok çok benziyor. Yani böyle kıyafetler, insanların bakmaması, hani hiç kimse hiç kimseyi umursamaması. Bir de şey anlamında da hani böyle her ülkeden gelenler var ya, o da bence çok benziyor. Siyasi açıdan bu arada ne önemi var? Yani neden hani gelince? Sonuç olarak hani burası Almanya'nın başkentiyken 2. Dünya Savaşı'nı yaşamış bir şehir. Gezip yani doğru, görülecek ya çok şey doğrusu var işte 1. Dünya Savaşı'ndan sonraki toparlanma dönemi ve 2. Dünya Savaşı'nı yaşamış. 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Doğu Batı ayrımını yaşadıktan sonra bir de duvarı yaşamaya başlamış 61'den sonra. Duvardan sonra duvarın yıkılmasıyla beraber apayrı bir dünya yaşamış. Soğuk Savaş hep Berlin üzerinden yaşanmış. Rusya ile Amerika arasındaki Soğuk Savaş. Böyle olduğu için yıkılmış, harap olmuş, yeniden yapılanmış bir şehir. Bunları görmek güzel. Yani bunu yaşamak, yani son 100 yılın hikayelerini burada dinlemek çok önemli aslında. Okay. Dersler de çıkarılacak bir şehir burada. Çok güzel evet binalar, sağlam kalanlar var, ikramlar var, insanların üzüldüğü var. Çok çirkin yapılar da var burada, çok güzel yapılar da var. Mesela Berlin hakkında kötü bir şey söylemek istersen yani nedir yani? Mesela Berlin her yeri çok tatlı değil yani. Berlin bazen... Dur bir tane dur bir şey kaldı. Bir tane daha güzel bir şey daha söyleyeyim. Ben söyleyeyim ucuz olması. Ucuz yeşil olması. Ve ucuz çok olması. Çok yeşil bir yer yani. Okay. Berlin bu kahve de çok iyi. Muhteşem parklarının olduğu, insanların hakikaten her böyle 300 metre, 500 metrede bir ferahla erileceği bir parkın var. Aynen ve insanlar çok rahat yani. Herkes de bir takılıyor.
hani şeyleri de çok açıklar, gay kapıları. Tabii canım, burası da tamam. Hiçbir zaman şey değil yani, burada hani... Eşcinselliğe çok çok açık bir ülke ve şehir. Yani ülke diyemeyiz ama şehir. Yani insan yönelimleri olsun, insan her şey olsun, insan kimlikleri olsun, hepsinin yani çok çok... Yani burada zaten öyle bir şey olamaz. Ve birçok şeyde iş ilanında bile şunu görürsün. Kesinlikle ve kesinlikle biz senin nereden geldiğinle, kaç yaşında olduğunla bile ilgilenmiyorlar. Ne yaptığınla, nasıl yorulduğunla, ne istediğinle bile ilgilendirmez. Bir bütün şeyimizi tamamen senin donanımından üzerinden gideceğim. Çok iş ilanında bile görebilirsin. Okey, son olarak şeyi söylemek istiyorum. Olumsuz olarak benim söyleyeceğim, mesela kışın çok erken hava kararıyor. O insanı biraz böyle depresif hissettiriyor. Birincisi o. İkincisi sen ne dedin? Kötü olan bir şey dedin değil mi? Kötü olan çok karışık ve hala göçmen sorunlarını çözememiş bir yer. Çünkü sürekli daha fazla da göçmen oluyor. Bunları bir şekilde entegre etmesi gerekiyor ama bu bazen sosyal hayatta insanlara karışıklığa sebep oluyor. Mesela ben yani bu sadece göçmenlikle alakalı da değil. Yani bu Berlin'in kendi sorunlarından bir tanesi. Yaşayanların sorunu. Yani sokaklarda yerleri tüken insanlar da görürsün. Türkler de çok fazla. Yani şimdi ben bunu sanırım yani. Almanlar da bu şekilde. Evet, tamam. Türkler de belki hani diğer göçmenler de hani şey değil yani. Berlin biraz böyle fazla karışık ve bu karışıklık birçok avantaj getirirken bazen insanı böyle yeter artık. Yani hani bu kadar karışık değil de birazcık daha kendine uygun olan bir yer seçmek isteyebiliyorsun. O geliyor insan üstüne. Birazcık benim için mimari olarak daha güzel bir şeyde yaşamak daha güzel olabilirdi. Mimari olarak çok harika şeyleri değil, barındırsa da her yerinde değil. Yani bir bütünlük teşkil etmiyor. Yani parçalı bir güzellik teşkil ediyor. Ben de o şehirlerden çok etkilenemiyorum. Savaşı bir de yaşadı ama ya. Tabii canım, savaşı yaşamış bir şehrin zaten bu hale gelmesi bile çok mucizevi bir şey. Aynen. Berlin hala tam bir şehir olamamış bir yer. Çünkü duvardan sonra hala şehir yerleşiyor. Hala başkent, tekrar başkent olduktan sonra hala kamu kurumlarının bir kısmı burada değil. Hala yavaş yavaş geliyorlar. Berlin dönüşüyor. İkincisi, değişiyor Berlin ve dönüşüyor. En kötü şeylerden bir tanesi. Üçüncü. Ne? Accommodation yani kira problemi var. Evet, onu söyleyeceğim ben de. Bir de şöyle bir şey var, sen bana dün söyledin. Çok fazla yer bulunmuyor dedin. Ev yok çünkü dedin. Hani insanlar bir de tek başına yaşamıyorlarmış burada. Londra'da da öyle. Bence birçok anlamda zaten Londra'ya kesinlikle benziyor. Hep böyle bir ev arkadaşın falan, tanısan da tanımasan da onunla. Burası fakir Londra olabilir. Evet yani kesinlikle. Şöyle, hani, ama pound da zaten ev durumu çok hakikaten arz talep dengesizliği çok fazla. Bir de markette de bir imperfection var şeyden dolayı. Marketi site... Imperfection ne? Market free değil. Mükemmel değil. Mükemmel değil. State kontrolünde bir yapı var ama tam kontrolde de değil. Yani state kontrol etmeye yani çalışıyor. Yani devlet. Devlet kontrol etmeye çalışıyor. Yani kamu, belediye diyelim ya da. Belediye. Ne bileyim, buranın hükümeti, Berlin Eyalet'in hükümeti kontrol etmeye çalışıyor ama bu tamamen bir kontrol değil. Ama tamamen bir serbestlik de değil. Bu da hakikaten çok büyük bir imperfection yaratıyor. Yani bazı fiyatlar olması gerekenden çok yukarı çıkıyor, bazı fiyatlar olması gerekenden çok aşağıda kalıyor. Bölgeye göre değişiyor. Bu da hani hakikaten ev kiraları ile ilgili neredeyse bulamıyorsun. Yani mesela Kreuzberg'de yaşamak istiyorum dersen ancak çok çok böyle geniş bir çevren olacak, arkadaşın olacak ki ancak öyle sana Kreuzberg'de bir oda çıksın, bulsun ve buna gücün yetsin yani. Ben birçok sorun yaşayan şehir gördüm bu konaklama konusunda ama Berlin kadarını hiç görmedim. O kadar mı? Ben mesela geldiğimden beri 3-4 tane yer değiştirdim. Şu anda bir evim var mı? Yok. Sokakta yaşıyor aslında da ben sokaktan buldum, biraz besli. Biraz besli sinirdim böyle, ondan sonra beni kamerayı alacak hale getirdi. Ya çok teşekkür ediyoruz efendim. Çok sağ olun, ağzınıza sağlık. Umuyorum ki size de yararlı olmuştur. Eminim daha doğrusu yararlı olduğuna. Sen başka bir şey söylemek ister misin? Yok, teşekkür ediyorum. Arzu'ya birkaç soru sormak istiyorum. Kendisi Berlin'de doğdu, büyüdü. Bu sebeple de hani Berlin'i bir de onun ağzından dinleyin açıkçası istiyorum. Okan bugün biraz anlattı. Şimdi biraz da Arzu anlatsın. Hani ona göre Berlin nasıl? Bana anlattığı birkaç şeyi sizinle de paylaşmasını istedim. Bilmiyorum. Arzucuğum, Berlin nasıl sence desem ne dersin? Berlin benim için dediğin gibi burada doğdum, büyüdüğüm için. Benim için hometown yani. Sen seviyorsun Berlin'i. Ben Berlin'i çok seviyorum. Bence dünyada en rahat şehirlerden biri. Ne açıdan? Yani insanlar bir
istediği gibi dolaşabilir. Onu sen de söyledin zaten. Evet, istediğin gibi giyinebilirsin, dolaşabilirsin. İnsanlar çok rahat. Yani perişan da olabilirsin. Sorun değil. Ne çok perişan? Yani... Yani saçaklı dolaş, çıplak dolaş, kimse gene bir şey demez. Yalın ayak yürü sokakta, gene kimse bir şey demez. Yani torba çek kafana, gene anladım, kimse bir şey demez. Kıyafetine şeyine. Şey neydi? Hani 23, ben sana dedim ya, merkezleri var mı? Merkezi var mı Berlin demiştim. Ben de 23 köyden oluşuyor dedim. Aynen, Berlin 23 köyden oluşuyor. Zaten ve şey, her köyünde kendi merkezleri var yani. Onların çok bile, tuhaf bir şey bence. Onların bile yani bir merkezi değil mesela, Neukölln bir köydü eskiden. Onun mesela birkaç tane merkezi var. Yani mahallenin merkezleri var. Sonra işte oranın da tam bir merkez, öyle bir şey yok yani. Ben öyle bir anlayış yok. Şu an yok. Neredeyiz mesela? Kreuzberg değil mi? Kreuzberg'deyiz. Yani merkez odaya bakarsan İstanbul'la aynı. Nasıl İstanbul'da merkez dediğimizde hani bir yer, evet, söyleyemiyoruz. Hani aynen. Taksim mi, Oltan mı, Kadıköy yok mü, Bakırköy şey mü değil. Aynen. Hani aslında burada Beşiktaş da öyle. Yani. Mesela bakıyorsun işte Kadıköy, Bakırköy, Mecidiyeköy. Okay. Burada da öyle mesela. Neukölln, Kreuzberg, işte Prenzlauerberg. Wilmersdorf, Dorf köy demek. Wilmersdorf, yani işte hani, Dorf, kale. Öyle oluşmuş bir şehir olduğu için hani şurası merkezi değil mi? Evet, bir MİTE var ama o sadece işte hani... O da bir sem sonuçta. O da bir sem. Yani. O da bir köy. Bu arada şeyi de söylemem gerekiyor. Ondan hiç bahsetmedim. Benim aklımdayken o. Burada ulaşım inanılmaz derecede gerçekten iyi. Yani bütün Almanya'da öyle mi ben bilmiyorum. Hani siz daha iyi bilirsiniz ama... Berlin'de gerçekten ben keşfedemesem de, kaybolsam da, yani bana çok tuhaf ve farklı gelse de, anlamasam da kolay. O yüzden böyle Okan gibi harita okumayı biliyorsanız pek zorlanacağınızı düşünmüyorum ama bana göre labirent gibi. Yani ben biraz şey hissediyorum. Güzel bir şehir, kesinlikle sevdim ama kaybolmuş hissediyorum dedim ya yani. Evet, zamanla birkaç gün daha kalsın öyle. Ama gerçekten ulaşımı çok rahat, insanlar çok rahat. Evet, başka evet. Şeylere, başkentlere göre çok ucuz. Ve çok yeşil. Avrupa'nın evet, en yeşil başkenti. Çok ormanlarımız var, parklarımız var, göllerimiz var. Yani Berlin Bakanı. Evet, yaşlılar gelin. Çok yaşlılar, yani her yaş grubu gelebilir. Hayır, şeyi söylemek ister misin? Yani, bir dakika, bir Alman ve Berlinli olarak şunu merak ediyorum. Devlet nasıl yaklaşıyor insanlarına? Hani ne olanaklar sunuyor? Mesela emekli olanlara nasıl haklar tanınıyor? İyi yaşayabiliyorlar mı? Okumada, üniversitelerde hani çok Danimarka'daki kadar bütçe ayrılmıyordur ama yine bütçe ayrılıyor mu? Gibi gibi. Onlar yani ne diyorsun? Tabii ki bazıları çok tabii negatif de konuşanlar halen var, tabii daha iyi de olabilir. Tabii ki başka ülkelerde daha da iyi ama Almanya'da da öyle. Yani burada insanlar, mesela üniversiteyi okudum. Burada fazla para ödemiyorsun yani. Ücretini ödemiyorsun. Böyle bir ne bileyim ben komik para 200 euro yıllık. Semester için. Ha, bir semester için ödüyorsun ama orada da biletin falan var içinde. Ama hep zaten şeyler. Devlet üniversite. Devlet üniversite özel oluyor. Özeller ayrı. Fazla özel yok. Eskisine göre var ama çok fazla genelde devlet üniversitesinde okuluyor. Devlet şey ne bu arada? Vergi ne burada? Vergi %19. %19. Bizdeki gibi. %19. Ne vergisi? Ama gıda şey farklı. Katma değer var. Katma değer bilmiyorum. %19 herhalde %19, burada %19, ama bizde ama de öyle. Mesela, ama tabii burası yüksek verginin olduğu bir ülke yani. Sosyal evet, bir devlet evet, olduğu için hani evet. Maaşının yaklaşık yarısını devlete vermek aynen. Zorundasın ama aynen ben buna seve seve veririm devleti çünkü karşını aldığımı biliyorum. Çok güvenli. Sosyal kendimi güvenli hissediyorum. İyi okullarda okuyorum. İyi ulaşım sistemi var. Sosyal tesisler. Çevreye bakın, her şey, her şey işliyor. Yani kesinlikle karşılığında aldığın yani bir ülke. Yani işsiz kalsan bile normal bir standartta yaşayabiliyorsun. Yani tabii biraz da bir zor, hani daha iyi olabilir. Ama gene de kiranı karşılıyor, bütün hani şeylerini karşılıyor, ucuz şeyler oluyor. Hani iyi yani gerçekten de. Çocuklu aileler falan destek görüyor. Yani Berlin'e gelin, özel, arzuyu bulun. Sizi gezdirsin. Berlin'de özel Akan'da. Olan şey bir de, tek Berlin'de bu var. Yuvalar parasız. Yuvalar. Diğer parası. Almanya şehirlerinde öyle yok. Ha, o niye? Yok. Burada biraz daha sosyal demokratlar başında. Ama ondan... Almanlar değil mi? Alman çocuklarına. Yok, herkesin çocuğuna. Aa, ne güzel. Tamam o zaman herkesin çocuğunuz varsa ve Berlin'de yaşıyorsanız ya Berlin, yuvası ücretsiz. Çocuk yapmak için harika bir şehir yani. Mesela evet. Berlin'de şöyle söyleyeyim. Göç. Ya şöyle mesela yemekhanede, okulun yemekhanesinde çocuk sandalyeli masaları var. Hani çocukla öğrenciler için hani yemek yedirmeleri için. Kütüphanelerde aile odaları var mesela. Çalışmaya gidiyorsun ama çocuğun da var.
Mesela sen çocuğun oynarken yanında, sen orada aile odasında kendi ders çalışabiliyorsun. Ne güzel. Yani çocuk yapmak için her imkanı sağlıyor. Zaten hani Almanya devletin içinde gibi yaşarsan sana çok destek oluyor. Ama birazcık devletin istemediği gibi yaşarsan... Konum toptu. Tamam, sen kapat artık. Çok, çok teşekkür ediyoruz efendim. Teşekkür hem Arzucuğum sana, hem Okan sana tekrardan. Görüşmek üzere. Size bay bay demek ister misiniz? Bekliyoruz. Like yapmayı unutmasınlar değil mi? Abone olun. Ya. Evet, şimdi zaten kayıttayız. Kayıtta mıydık? Evet. merhaba diye başlanmaz. Ne diye başlanır? Bir anda değil. Arzu yanımda. Merhaba, hep beraber. Ne diyeyim? Okan. Berlin'den selamlar.